Şimdi konuşma tabii çok geniş kapsamlı. Türkiye'de bilim yani öyle bir saate sığacak bir şey değil. Binlerce cilt kitap yazılır üstüne. Eminim çok güzel kitapları da biliyorsunuzdur. Ben bir ikisinden bahsedeceğim. Hani imam bildiğini okur derler ya Türkçe'de. Tabii ben de bildiğim kadarıyla anlatacağım. Yani kendi perspektifimden işte daha çok fizik, parçacık fiziği üzerinden. Ama tabii 25 yıldır üniversite camiasında olduğum için hani diğer konulardan da birazcık haberim var. Türkiye'de neler olup bitiyor. Şimdi tabii bilimin kendisi bile başlı başına çok bilimi tanımlamak ve üstüne konuşmak da çok ayrı bir tartışma konusu. Üstüne yine yüzlerce cilt kitap yazılır. Ama bilimi tanımlamadan da herhalde bu konuşmayı veremeyiz. Yani bir şey üstüne konuşacaksak önce tanımlamak lazım. Çünkü Türkiye'de çok farklı bir şekilde tanımlanıyor bilim. Yani teknikle karıştırılıyor mesela. Bilim ve teknik, işte teknolojiyle karıştırılıyor. Aslında bilim çok basit bir şey. Yani aslında herkes bilim yapıyor. Yani musluk tamircisi bile bilim yapıyor. Evinize musluk tamircisi çağırdığınız zaman işte ellerini açıp dua etmiyor herhalde, değil mi? Akla ve mantığa, gözleme, doğa yasalarına uygun olarak tamir etmeye çalışıyor. Suyun aşağı doğru aktığını biliyor mesela yani. Kütle çekim diye bir şeyden haberi var en azından. Yani dolayısıyla o kadar mistik bir şey değil. Çok bazen böyle çok mistik bir şey gibi ele alındığı da oluyor. Ya da böyle bilim otoriteleri falan lafları dolaşıyor. Bilim uzmanları, bilim otoriteleri. Bilimde otorite yoktur. Bilimde her şey sürekli tartışılır ve sürekli ispatlanmak zorundadır. Yani mesela dinden ayrılan yanı da budur. Yani dinde bir takım otoriteler vardır. Ona sorarsın, o cevabını verir. Bilimde böyle bir şey yok ve her şey tartışma konusudur. O yüzden son zamanlarda özellikle korona ve iklim krizi meselelerinde bu çok sık karşımıza çıkıyor. Sanki bunun bir takım uzmanları var ve ona sorunca kesin cevabı verecekmiş gibi. Bilim anlayışı bilim değildir. Ve neden bilimin bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemek neden yanlıştır? Ondan bahsedeceğim. Tabii bu, Türkiye'de neden bu hale geldiğimizi, neden evrim gibi çok temel bir gerçeğin bile liselerde okutulmadığını, üniversitelerde profesörler tarafından tartışıldığını, yani tartışmak derken tabii ki evrim tartışılır. Yani evrimin mekanizmaları tartışılır ama evrim yani dünyanın güneş etrafında döndüğü kadar temel bir gerçekken bunun liselerde, ortaokullarda hatta okutulmaması ki Avrupa'da ortaokul birden başlıyor. Temel biyoloji dersinin evrimle başlıyor. Çünkü o kadar temel bir gerçek ki evrimi bilmeden evren hakkında hiçbir şey anlayamazsınız. Türkiye neden bu halde? Bunun üstüne bir sürü kitap var tabii. Onları siz de okursunuz ama Erdal Ünen'in bu kitabını tavsiye ederim. Pek çok örnek veriyor. Tabii ki işte Cumhuriyet çok yeni. İşte Cumhuriyet'ten önce her şey dine bağlı. Yani bilim diye bir şey yok. Şimdi üniversitenizde 1453'ten beri yazıyor da o palavra tabii yani züğürt tesellisi. Burası 1453'te kurulmadı. İşte 30'larda Almanlar tarafından kuruldu. Gerçek bir üniversite olarak yani. Dolayısıyla çok yeniyiz. Türkiye çok yeni bir ülke. O yüzden de hala bilim anlayışı yerleşmiş vaziyette değil. Kitabı uzun uzun bahsetmeyeceğim. Şöyle birkaç sayfa aldım buraya ama bu kitabı tavsiye ederim. Mesela bilimsel devrim anlatılmıyor ortaokullarda. Devrim kelimesi aslında şeyden gelmiyor, devirmekten falan gelmiyor. Birazdan göreceğimiz gibi dönmekten geliyor. Siz de daha iyi bilirsiniz bilim tarihi öğrencileri olarak. Kopernik'in biliyorsunuz gezegenlerin güneş etrafında dönmesinden geliyor. Ve bu önemli bir bilimsel devrim, dünyayı değiştirmiş bilimsel devrim ama orta öğretimde bunun yankılarını hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Başka güzel bir kitap Zafer Toprak'ın Darwin'den Dersime, Cumhuriyet ve Antropoloji.
nasıl Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok düzgün bir eğitim verildiğinden ve Atatürk ölür ölmez bu eğitimin rafa kaldırıldığından bahsediyor. Bilim tarihçileri olarak bu kitapları okumuşsunuzdur belki. Şimdi Cumhuriyet'e kadar tek referans din Türkiye'de. Ama din tek başına bilimin önünde bir engel değildir aslında. Yani Avrupa bizden 500 sene önce bilime başlarken dini bir tarafa bırakıp başlamıyorlar. Yani mesela Linnaeus çok önemli bir biyologtur. Sınıflandırmayı ilk defa, bilimsel sınıflandırmayı getiriyor. Ama Tanrı yarattı, Linnaeus sınıflandırdı derler. Yani sonuçta bilim adamı olmak için illa ateist olmak falan da gerekmiyor. Tabii başka bir sürü engel var Türkiye'de bilimin önündeki engellerden bazıları. Bu çok uzun uzun tartışılır. Detaylarına girmeyeceğim fazla. Adem'i merkeziyetçilik, Doğu despotizmi falan filan, Cumhuriyet'e kadar bilime hiç önem gösterilmemesi gibi şeyler. Sonunda geldiğimiz noktada orta öğretimde, lisede, hatta üniversitelerde evrimi anlatmamak sonucuna geliyoruz. Şimdi bilimin farklı dalları birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Yani siz bir taraftan işte fizik, büyük patlama, ne bileyim kuantum, jeoloji, canlıların sınıflandırılması, türlerin ortaklığı gibi bazı konuları kabul edip evrim kuramını kabul etmemezlik edemezsiniz. Bir de kuram kelimesi de, yani teori, çok yanlış anlaşılıyor Türkiye'de. Sanki işte benim bir teorim var, şöyle olabilir der gibi anlaşılıyor. Halbuki teori dünyayı anlama modelimizdir. Yani başka elimizde bir şey yok. Bir kuram varsa, mesela dünyanın güneş etrafında dönmesi, bir kütle çekim kuramına dayanır. Ve bütün bunlar bir bütün içindedir. Hani bazıları şey der, ya dünya mı güneş etrafında dönüyor, güneş mi dünyanın etrafında? Dünya, güneşin dünya etrafında döndüğü bir evren sistemi yaratacak bir modeliniz olamaz. Başka bir sürü nedenlerden dolayı. Buna teori denir. Evrim de öyle bir şey. Ama kuramlar tartışılır. Yani bir evrim bir doğa olayıdır. Evrim kuramı bu doğa olayını açıklar ve geliştirir sürekli kendini. Ve her an kanıtlar tabii ki. Yani dünyanın yaşıyla kanıtlar, işte maddenin evrimiyle kanıtlar, büyük patlamayla kanıtlar. Yani sürekli bütün bilimler uyum içinde olmak zorundadır. Herhangi bir uyumsuzluk çıktığı zaman da tabii ki bilim adamları onun üstüne eğilir. Öyle oturduğunuz yerden evrim kuramını çürüttüm diyemezsiniz. Tabii bu tartışmalar evrime gelene kadar, daha önce bildiğiniz gibi en çok güneş merkezli ve dünya merkezli sistemler arasında tartışılıyor. Aslında güneş merkezli evren sistemi oldukça eski. En az dünya merkezli evren sistemi kadar eski. Ama o sırada bilim insanlarının, ya da o sırada felsefeciler ve bilim insanları, zaten insanlar yön de buluyorlar. Bütün bu tartışmalar aslında Agora diye bir filmde çok güzel özetleniyor. Tavsiye ederim eğer izlemediyseniz. Bir Hollywood filmi ama milattan sonra 400'lü yıllarında İskenderiye'deki Hypatia'nın hayatını anlatıyor. Sonra Kopernik devrimi, aslında belki modern bilim bu zamanlarda başlıyor, 1543. Devrim kelimesi de dediğim gibi gezegenlerin güneş etrafında dönmesinden geliyor. Dönmek demek. Sonra Galileo devrimi var bildiğiniz gibi. Bütün bu devrimleri tabii bizim toplum ıskalıyor. Galileo 2000 yıllık hareket problemini çözüyor. Bunların detaylarına çok girmeyeceğim. Eğer sorularınız varsa sorularda üstünden gideriz. Sonra Newton devrimi geliyor bildiğiniz gibi. 1680'lerde işte bütün cisimler birbirini çeker. Böylece gökyüzü yasalarıyla yeryüzü yasalarını birleştirmiş oluyor Newton. Ondan sonra Newton'ın bu cisimlerin birbirini uzaktan çekme ilkesine dayanarak elektrik kuvvetini açıklama çabası var. Çok benzer bir şekilde. Şimdi burada ilginç bir şeye daha rastlıyoruz bilim tarihi açısından. Bilim böyle her şeyi sonuna kadar ispatlayarak ilerlemez. Mesela Newton bu cisimlerin birbirini uzaktan çekme kuramını ortaya atarken, ki bu kuramı hala kullanıyoruz. Ay'a giderken Newton'un kuramı yeter. GPS için yetmez. O zaman kilometrelerce saparız ama, çünkü
Uydulardaki zamanla dünyadaki zaman farklı akıyor. Bunu Einstein daha sonra buluyor. Ama Ay'a bir füzeyle gitmek istersek Newton'un kütle çekim yasası işimizi görüyor. Şimdi ancak bu yasa her ne kadar doğru olsa da bu kuram evreni açıklayan bir kuram ve doğru. Neden doğru? Gerçekten evrendeki bütün cisimler birbirini çekiyor. Uzaktan çekiyor hem de. Ancak Newton ilk bunu ortaya attığı zaman herkes itiraz ediyor tabii. Uzaktan çekme diye nasıl, uzaktan çekmek ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? Hiç dokunmadan, uzaktan nasıl çekiyor? Bu mistik bir bilimi falan gibi suçlamalarla karşılaşıyor Newton. Diyor ki nasıl çektiklerini bilmiyorum ama çekiyor. Modeli de bu işte. Kütleleriyle doğru orantıda, arasındaki mesafenin karesiyle de ters orantıda birbirlerini çekiyorlar diyor. Gördüğünüz gibi eksik bir cevap var burada. Yani kuvvetin doğası yok ortada ama her şeyi çok güzel açıklıyor. Yani buradaki çıkaracağımız ders şu. Bilim böyle her türlü cevabı anında son soruya kadar vermez. Ama açıklayabildiği kadarı bize yeter. Şimdi mesela hala bu konu tartışmalı kütle çekim açısından. Ancak Coulomb'un elektrik kuvvetine uygulaması bunu, yine farklı elektrik yüküne sahip elektrik yüklerinin birbirini çekmesi, benzer elektrik yüklerinin birbirini itmesi, yine Newton'un kütle çekim denklemine çok benzer şekilde, sadece sabit farklı, yüklerle doğru orantılı arasındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olarak birbirlerini itmesi veya çekmesi, yine o zamanlar 1780'lerde kuvvetin doğası açısından bilinmedik bir şey. Model çalışıyor ama kuvvetin doğası bilinmiyor. Yani mistik bir şey. Nasıl uzaktan etkiliyor birbirini değmeden. Ancak sonraki aşamalar bu kuvvetin doğasını açıklıyor. Nasıl? Mesela Faraday 1830'da geliyor. Alanları ortaya atıyor. İşte beyaz bir mıknatısın üstüne beyaz kağıt koyarsanız, üstüne demir tozları serperseniz o demir tozları böyle şekiller alıyor. Böylece alan diye bir şeyin varlığını ortaya atıyor Faraday. Alan dediğimiz şey aslında iki tip alan var. Bir vektörel alan, bir de skaler alan. Skaler alan mesela sıcaklık. Bu odanın her noktasında bir farklı sıcaklık değeri var. Buna sıcaklık alanı denir. Ama burada bir de elektromanyetik dalgalar var. Vektörel alanlar onlar. Çünkü yönleri var. Böylece alan kavramını ortaya atıyor ve bir adım ileri atmış oluyor açıklamayı. Açıklama nedir? Kuvvetin doğası. Yani elektrik kuvvetin doğası. Elektrik ya da mıknatıs kuvvetinin. Alanlarla taşınıyor diyor. Yani Faraday. Bir alan varsa, elektrik alanı varsa oraya bir yük koyarsanız elektrik kuvveti oluşur. Tıpkı F eşittir MA gibi. Yani A burada kütle çekim alanı. Oraya bir kütle koyarsanız kütle çekim kuvveti oluşuyor. Ama tabii alanın doğası yine açıklanmadık bir şekilde duruyor. Dediğim gibi böyle adım adım bilim açıklamalarda bulunur. Ama bütün kuantum alan kuramları buna dayanır. Buradan geliyor ve şu anda mesela kütlenin şeyin doğasını biliyoruz. Alanların doğasını biliyoruz. Gerçekten aslında uzaktan olmuyor bu işler, dokunarak oluyor. Yani ortaya bir elektrik yükü koyarsanız etrafında sanal parçacıklar oluşuyor. Mesela elektron pozitron çiftleri oluşuyor. Dolayısıyla alan gerçekten uzay zamanının yapısını değiştiriyor. Ve onun üstüne bir şey koyduğunuz zaman etkileşime giriyor. Yani artık mistik bir şey değil. Elektrik alanı, mıknatıs alanı ya da başka kuvvetler de var. Doğada 4 tane kuvvet var. Kütle çekim dışında 3 kuvvet var. Nükleer zayıf kuvvet, nükleer yayın kuvvet ve elektromanyetik kuvvet. Bunların doğasını çok iyi biliyoruz. Kütle çekim doğası hakkında hala tartışmalar var. O detaya çok girmeyeceğim. Böylece elektromanyetizma ortaya çıkıyor. İşte amper yasası, Faraday yasası, Maxwell bunları birleştiriyor. Böylece elektromanyetik kuramı ortaya atıyor. Burada da kuram kelimesine dikkat çekin. Yani kuvvetin doğasını açıklamadan o henüz, yani kuantumda açıklanıyor 1930'larda. Yine de bir elektromanyetik kuram var elimizde. Bu çok iyi çalışıyor. Bu sayede radyolar yapılıyor değil mi? Başka bir sürü işte telegram, şunlar bunlar yapılıyor. Alternatif akımı tabii Faraday keşfediyor da Türkiye'de kime sorsanız Tesla keşfetmiş oluyor. Halbuki Tesla o sıralarda doğmamış bile.
Bu da işte Türkiye'de bilimin nasıl yanlış anlaşıldığına başka bir örnek. Google'a girin, işte elektrik motorunu kim icat etti, alternatif akımı kim icat etti yazın, Tesla çıkıyor. Halbuki Tesla hiçbir şey icat etmedi. Tesla sadece patentini aldı. Yani bunlar Tesla'nın babası bile belki yeni doğmuşken ortaya çıkan şeyler. Bu da bilimin nasıl işlediği hakkında bize bir ders veriyor. Bilim bir şey icat etmek için çıkmaz. Bilim meraktan çıkar. Yani elektriğin doğasını merak eder insan. Ki elektrik binlerce yıldır biliniyor. Elektrik isminin kökenini bilen var mı? Elektrik etimolojik olarak nereden geliyor? Ha? Ha, neyden? Yok. Kehribar demek. Yunanca elektron. Çünkü kehribar tarağı yüne sürterseniz saçınızı çekiyor. Zannediyorlar ki kehribar sıvısı falan var. Tabii şimdi Batı kültürü birazcık Yunan kaynaklı olduğu için elektron adı gelmiş. Ama belki onlardan önce belki Sümerler başka bir isim kullanıyordu. Şimdi binlerce yıldır elektrik bir merak konusu. Nasıl işliyor? Yani yıldırımlar var, şunlar var, bunlar var. İnsanlar elektriği merak ettikleri için inceliyorlar. Yoksa ampul yapmak için değil ya da motor yapmak için değil. Hatta Faraday'a soruyorlar. İlk defa elektrik üreten insan Faraday. Daha önce tabii başka bir takım işte piller var, Volta'nın pili var falan filan ama bir motor kullanarak elektrik üreten insan Faraday. Faraday'a soruyorlar. Ne işine yarayacak bu elektrik üretiyorsun da? O da diyor bilmiyorum ne işe yarayacak ama vergilendireceksiniz diyor. İşte şimdi çok işimize yarıyor değil mi? Elektriksiz bir toplum düşünemezsiniz. İşte Türkiye'de anlaşılmayan bu. Yani mesela Higgs ne işimize yarayacak diyorlar hala. Bir rektör öyle demişti. Hala para istediğimiz zaman yani bilimsel araştırmalar için işte TÜBİTAK'tan şuradan buradan para istediğimiz zaman ne işimize yarayacak, Türkiye'ye ne katkı sağlayacak falan diyorlar. Elektron ne işimize yarayacak? İlk defa G.G. Thompson 1897'de elektronu keşfediyor. İşte atom kuramı daha o sıralarda tartışmalı. Pek çok fizikçi atomlara inanmıyor. Hatta onlar pozitivistler. Pozitivist kelimesi de yanlış anlaşılıyor Türkiye'de. Sanki bilim insanlarının temel felsefesi pozitivizmmiş gibi anlaşılıyor. Bunun da Hawking'in falan da biraz suçu var. Hawking de felsefeyi pek iyi bilmediği için ben pozitivistim diyor. Halbuki pozitivist olması da imkan yok. Pozitivist demek atomları inkar etmek demek yani mesela. Neyse o da ayrı bir tartışma konusu. O yıllarda yine de atomlara inanan insanlar var. Thompson da bunlardan biri. Böylece atomlardan elektronları kopartıyor ve katot tüpü içinde elektronları manyetik alanlarla, elektrik alanlarıyla hızlandırıyor, manyetik alanlarla saptırıyor falan. Böylece bir takım deneyler yapıyor. Elektronun yüküyle kütlesi arasındaki oranını ölçüyor falan. Ama sırf meraktan, hani bir şey icat edeyim diye değil. Ama bu katot tüpü sonra televizyon oluyor. Bu arada tabii evreni anlama çabamızda Newton'un evren kuramı var. İşte sonsuz, evren sonsuz. O yıllarda 2000 yıl boyunca Aristocu fiziğe karşı bir tepki olarak Aristo ne dediyse tersi doğrudur diye düşünüyorlar. İşte Aristo ve ondan sonraki dogmalar evrenin sonlu bizim için yaratılmış olduğunu iddia ettikleri için biz de merkezindeyiz. Tabii Kopernik devrimiyle bu yıkılıyor ama sonsuz bir evren anlayışını savunuyorlar. Bu da bilime güzel bir örnek. Yani Newton her ne kadar çok başarılı bir bilim insanı olsa da Newton'un evren kuramı yanlış. Evreni sonsuz kabul ediyor, varsayıyor. Bilimde her zaman böyle varsayımlar vardır ama bu varsayımlar sürekli ispatlanmak durumundadır ve başka bir kanıt tarafından da değiştirilir. Mesela bu varsayıma göre evren sonsuz ve sonsuz sayıda parçacık birbirini çektiği için de dengede kalıyor. Halbuki bunu ispatlayacak matematik yoktu o yıllarda. Zaten üç cisim problemi var. İkiden fazla cismi non-lineer yani lineer doğrusal olmayan denklemlerle
açıklayamazsınız. Bunu biliyorlardı. Buna rağmen ya bunlar birbirini işte dengede tutar diye düşündüler. Bu dengelerden hafif sapmalar olursa da işte birbiri üstüne çöker, yıldızlar oluşur, galaksiler oluşur filan gibi bir takım kuramlar geliştirdiler. Şimdi bunlar bilimsel kuramlar ama yanlış kuramlardı. Daha sonra Einstein'la birlikte doğru kuramlar ortaya çıktı. Ama Einstein'ın kendisi bile öncelikle sonsuz evrene inanıyordu. Uzay zamanın bükülmesi olarak açıkladı. Yani madde uzay zamanı büküyor. Böylece ışık bile o bükülmüş çizgiden geçiyor, bükülmüş yoldan geçiyor diye açıkladı. Ve bu ispattandı. Fakat Einstein'ın şöyle bir derdi vardı. Einstein denkleminde sol tarafta işte uzay zamanın geometrisi, sağ tarafta evrenin madde enerjisi olmak üzere. Bu denklem dengesizdi. Yani evren ya kendi içine çökmek zorundaydı ya da genişlemek zorundaydı. Bunu bertaraf etmek için şurada gördüğünüz lambda işaretiyle gördüğünüz bir sabit koydu. Kozmolojik sabit. Böylece sonsuz evreni teorik olarak yarattığını ortaya attı. Ancak hemen ondan sonra pek çok farklı evren kuramları geldi. Burada detayına girmeyeceğim çünkü konumuzdan biraz sapıyoruz. Einstein'ın bu kozmolojik sabitini ortadan kaldırarak ya da farklı değerler koyarak o kozmolojik sabite farklı farklı evren kuramları çıktı. Kimisi kendi içine çöken, kimisi dışarıya doğru genişleyen falan. Bütün bu tartışmalar bir gözlemle son buldu. Şimdi bilimde gözlem çok önemlidir. Bilimde bir sürü bilimsel kuram ortaya atabilirsiniz ama gözlemlerle bunlar test edilir. Bazıları çürütülür, bazıları kabul edilir. Hubble 1930'larda bir kere yıldızların bizden, yani uzak galaksilerin pardon, bizden hızla uzaklaştığını, ne kadar uzaksa o kadar büyük bir hızla uzaklaştığını keşfetti. Kırmızıya kayma gözlemiyle. Şimdi kırmızıya kayma gözlemi aslında hepimizin günlük hayatta da şahit olduğu bir doğa olayı. Doppler kayması denir mesela, bilmiyorum hiç gördünüz mü derslerde. Mesela gözünüzü kapatırsanız bir ambulans size doğru mu geliyor, sizden uzaklaşıyor mu anlarsınız. Çünkü size doğru gelirken frekansı sıklaşır, değil mi? Düdüğü daha sokuyor der. Uzaklaşırken dalga boyları uzar. Şimdi uzaklaşırken dalga boyu uzaması demek, ışıkta da aynı şey var. Kırmızı daha uzun dalga boyu. Dolayısıyla kırmızıya kayma ölçümü yaparak, yani tayfa ölçümü yaparak çok uzaklardaki galaksilerin bizden uzaklaştığını mı, yakınlaştığını mı keşfedebiliriz. Tabii yakın galaksiler bize yaklaşıyor. Çünkü çarpışacağız mesela Andromeda ile bilmem kaç milyar yıl sonra çarpışacağız. Ama uzak galaksiler bizden uzaklaşıyor. Yakın galaksilerin çarpışma nedeni çünkü kütle çekim kuvveti evrenin genişlemesinden daha baskın bir kuvvet. O yüzden yaklaşacak. Neyse sonuçta galaksilerin birbirinden uzaklaştığı keşfedilince hemen Einstein kuramları tekrar revize ediliyor ve böylece büyük patlama kuramı doğuyor. Ama büyük patlama kuramı bir günde doğmuyor. Uzun tartışmalar oluyor bunun üstüne. Çünkü o yıllarda kuantum kuramları da gelişmiş ve evrenin hala sonsuz ve durağan olduğuna inanan fizikçiler diyor ki tamam galaksiler bizden uzaklaşabilir ama bu sonsuz evren olmasına bir engel değil. Çünkü arada tekrar yeni madde üretilebilir. Gerçekten kuantum kuramına göre hiçlikten hiçlik çıkmak zorunda değil. Hani eski Yunan'dan beri gelen bir şey vardır ya, deyim. Latincesi neydi? Ex nihilo nihil. Hiçlikten hiçlik çıkar. Yani hiçlikten bir şey çıkmaz. Kuantum fiziğinde böyle değil. Hiçlikten bir şey çıkabiliyor ve yeni madde yaratılabilir. Dolayısıyla çok uzun tartışmalar oldu. Galaksiler bizden uzaklaşsa bile evren sonsuz. Yeni galaksiler milyarlarca yıl içinde ortaya çıkar gibisinden. Ama bu da yeni bir gözlemle tekrar çürütüldü. Büyük kozmik ardalan ışınımı sayesinde evrenin her tarafından aynı sıcaklıkta bir ışınım geliyor. Kozmik mikrodalga ardalan ışınımı. Bu da büyük patlamanın ışınımı olduğu için ve başka bir takım kanıtlar da nedeniyle aslında şu anda
evrenin, şu içinde yaşadığımız evrenin işte bilmem 13.8 milyar yıl önce ortaya çıktığını ispatlıyor. Şimdi dedik ya, bilim her zaman böyle bütün sonuna kadar son cevabı vererek ilerlemez. Şu anda bilgimiz 13.8 milyar yıla kadar gidiyor. Hatta ilk nanosaniyeler hakkında da çok fazla bilgimiz yok. CERN'de yapılan çalışmalar işte ilk nanosaniyeleri açıklama çabaları. Bunun için anlatıyorum bunları. Çünkü bu kuramları ortaya atınca başka bir takım kuramlar ortaya çıkıyor. Sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela evrenin aynı sıcaklığa ulaşması için yeterli zaman geçmemiş oluyor. 13.8 milyar yıl yetmiyor. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela sıcak bir küvet var. Oraya bir kova soğuk su dökerseniz bir süre sonra su her tarafta aynı sıcaklığa erişecek, değil mi? Ama belli bir süre sonra. İşte bu süre geçmemiş oluyor evren için. 13.8 milyar yıl yetmiyor. Dolayısıyla bir nedensellik ilkesini ihlal etmiş oluyor. Yani fotonlar evrenin ilk zamanlarında her noktada olmamalı. Bunu aşmak için başka bir kuram ortaya atılıyor. Şişme enflasyon modeli, Alan Guth'un. Ama bunun tam gözlemi yok. Yine de bu model gözlemlere uyuyor. Yani tam ispatı yok ama bu model gözlemlere uyuyor. Yani şişme modeli ne demek? Evrenin ilk zamanlarında ama çok çok küçük zamanlarında, böyle 10 üzeri eksi 23 eksi 30'larda, yani saniyenin milyar kere milyar kere milyar kere küçük bir zaman diliminde evren çok hızlı genişliyor. Işık hızından da hızlı genişliyor. Şimdi evrende hiçbir şey ışık hızından hızlı gidemez ama evrenin kendisi ışıktan hızlı genişleyebilir. Böylece modern kozmolojik hikayemiz ortaya çıkıyor. Yani evren ilk başta çok hızlı genişledi, sonra soğudu. Soğuyunca radyasyon parçacıklara dönüştü. Sonra bir simetri kırılması oldu parçacık karşı parçacık çiftleri arasında. Böylece atom altı parçacıklar oluşabildi. Yani proton ve nötronlar. Bunlar 380 bin yıl boyunca birbirleriyle çarpıştılar, kaynaştılar falan. Daha sonra atomlar ortaya çıktı. Atomlar ortaya çıkınca da ışık kaçabildi. Çünkü ondan önce ışık kaçamıyordu. Yani ışık dediğimiz şey fotonlar, ışık parçacıkları. O zamana kadar evren opaktı. 380 bin yıl sonra ışık kaçtı. İşte bu kaçan ışık kozmik mikrodalga Ardalan ışınımı. Bunun üstüne yapılan ölçümler, çok yıllardan beri yapılan ölçümler, gittikçe hassaslaşıyor ve bize evrenin tarihini anlatıyor. Şimdi buradaki sıcaklık dalgalanmaları 10.000'de bir dalgalanmalar. Bunlar da olmasa aslında yine yanlış bir model olacak. Neden? Çünkü o zaman galaksiler oluşamayacak. Yani evren ilk oluşurkenki düzensizlikler, basınç farklılıkları aslında galaksiyi yaratıyor falan, galaksileri yaratıyor. Neyse, çok detaylarına girmeyeyim. Burada başka bir sorun daha ortaya çıkıyor. Şimdi eğer bir şişme varsa, o zaman bu iki Sovyet fizikçi, Vilenkin ve Linde, matematiksel olarak şunu ispatlıyorlar ki, İşte kuantum kuramlarıyla birlikte tabii. Hani dedik ya, bilim böyle tek başına ayrı bir kuram koyamaz. Hepsi birlikte ele alınmak zorunda. Tek başına bir şey olamaz diyorlar. Tek başına bir şişme olamaz uzay zamanda. Bir sürü yerde şişme olacak. Buna da kaotik şişme diyorlar. Kuantum dalgalanmaları yüzünden. Şu anda hala bu tartışma konusu mesela. Tabii bunun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Yani burada gördüğünüz her biri kendi küçük evrenler. Belki biz de bir bubble evrende, kabarcık evrende yaşıyoruz, belki yaşamıyoruz. Şu anki güncel tartışmalar bu. Bir de bunun üstüne hızlanan evren meselesi ekleniyor. 1998'de başka bir keşif daha yapılıyor. Bakın, gördüğünüz gibi her şey bir takım gözlemlere dayanmak zorunda. Gözlemler hayati şeylerdir fizikte. Bu gözleme göre evren hızlanarak genişliyor. Dolayısıyla evreni dışa doğru iten bir güç var. Şimdi bu ne olduğunu bilmediğimiz için de buna karanlık enerji diyoruz. Evreni içe doğru çeken de bir kara madde kuvveti var. Buna da kara madde dememizin nedeni kütle çekimsel bir kuvvet olduğu için. Sonuçta güncel kozmik problemler bu. Yani bizim evrende gözlediğimiz şeyler aslında enerji yoğunluğu açısından %4 falan. Kara madde %23, işte aşağı yukarı bu rakamlar sürekli değişiyor. Kara enerji %73 falan. Şimdi
CERN'de neler yapılıyor? Kara madde hakkında bir takım kuramlarımız var. Ama bu kuramların CERN'deki parçacık fiziği deneyleriyle ispatlanması gerekiyor. Çünkü dedik ya, bilim kanıta dayanan bir şeydir. Henüz bir kanıt bulamadık. Tabii Higgs'i bulduk 2012'de. Bu önemli bir gelişmeydi. Çünkü birçok eksik parçayı, eksiklikleri gidermiş oldu. Ama Higgs tek başına yetmiyor. Bunun da ayrıntısına çok girmeyeceğim. Aslında sadece Higgs olup başka bir şey olmaması da önemli bir problem. Şu anda işte CERN'de bir anlamda evrenin tarihiyle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Yani nasıl bir evrende yaşıyoruz? Nasıl oluştu? İlk zamanlar ne vardı? Soğurken neler oldu? Tabii ilk bakışta çok uçuk gibi gelebilir bu ama aslında binlerce yıllık problemler de bu, değil mi? Yani ilk doğa filozofları işte Anaxagoraslar, Talesler, şunlar bunlar bile bu konu üstüne kafa yormuşlar. Ama onların elinde yeterli araç gereç, gözlemsel olanaklar, fizik kuramları falan yokmuş. Ama şimdi yaptığımız şey aslında onların sorduğu soruların devamı. Onlardan daha çok şey biliyoruz ama son cevabı bilmiyoruz. Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz zaten. Her zaman bilinmedik bir cevap kalacak. Bilim böyle bir şey. Şimdi bu CERN deneyleri, başka birçok deney var ama en önemli 4 tane deney var. Bunların ikisi daha büyük deneyler. Büyük Hadron Çarpıştırıcısının orada oluyor bu deneyler. Yerin 100 metre altında 27 kilometre çevresi olan bir tünel var. Bunun içinde protonlar zıt yönlerde ilerliyorlar ve çarpışıyorlar. Çarpışmadaki amaç maddenin yapı taşlarını araştırmak. Çünkü hepinizin belki çok iyi bildiği bir formül vardır. E eşittir mc kare, değil mi? Ya c ışık hızı sabiti olduğu için aslında enerji eşittir kütle. Yani çok yoğun enerjiden yeni kütle elde edebilirsiniz. Aslında olan şey nükleer santrallerdekinin tam tersi. Nükleer santrallerde kütleden enerji elde ediyorsunuz. CERN'de enerjiden kütle elde ediyoruz. Ama enerji derken aklınıza hani öyle büyük ölçekte enerjiler gelmesin. Aslında iki proton çarpıştığı zaman bir sivrisineğin kanat çırpışı kadar bir enerji. Ama protonlar çok küçük olduğu için, protonlar tabii atom çekirdeğindeki parçacıklar biliyorsunuz, çok çok küçükler. Dolayısıyla çok yoğun enerji oluyor. Özellikle bunları ışık hızına yakın hızla çarpıştırırsanız, yani kütlelerinin 10 bin katı kadar bir enerjide çarpıştırırsanız, çok yoğun bir enerji elde ediyorsunuz. Bu yoğun enerji evrenin ilk zamanlarındaki enerjiye tekabül ediyor. Gitmek için daha yüksek enerjiler lazım. Ve böylece evrenin temel yapı taşlarını araştırıyoruz. Çünkü buradan çıkan yeni parçacıklarla bu evren neden oluşmuş onu anlamaya çalışıyoruz. Evren temel olarak bir madde parçacıkları dediğimiz parçacıklardan oluşuyor. Bir de kuvvet taşıyıcı parçacıklardan oluşuyor. Madde parçacıkları da ikiye ayrılıyor. Leptonlar ve kuarklar. 6 tane lepton var, 6 tane kuark var. Ancak şu gördüğümüz atomları oluşturan her şey sadece 2 tip kuarktan oluşuyor. Diğer 4 kuark, daha ağır kuarklar, hemen hafif kuarklara bozunuyor. Bozulmak da bilimsel bir terim. Hani domatesin bozulması gibi bir şey değil. Başka bir şeye dönüşmek. Bu kuantum, yani mikro ölçeklerde gözlenen bir şey. Makro ölçeklerde gözleseydik, mesela bir otobüsün giderken bir arabaya, yanında bir bisiklete, bir de ne bileyim kaykaya dönüşmesi gibi bir şey olurdu. Böyle bir şey olmuyor tabii makro dünyada, bizim yaşadığımız ölçekte. Ama mikro dünyada, atom altı parçacık dünyasında bu sürekli oluyor. Yani sadece iki kuark kararlı kalıyor. Aynı şekilde leptonlarda da bir tek elektron ve işte elektron nötrinosu kalıyor. Ama atomu oluşturan şey bu iki kuark ve elektron. Çünkü bu iki kuarkın çeşitli kombinasyonlarıyla, işte yukarı yukarı aşağı kombinasyonuyla proton, yukarı aşağı aşağı kombinasyonuyla nötron oluşuyor falan. Şimdiye kadar gelen aşağı yukarı 100 yıllık G.G. Thompson'dan beri işte 125 yıllık araştırma sonucu geldiğimiz nokta bu. Toplam 12 tane madde parçacığı var. Bir de bunların karşı parçacıkları var. Karşı parçacık da o kadar mistik bir şey değil. Sadece kuantum sayıları farklı. Mesela
yükleri farklı. İşte elektrona eksi yük dersek pozitrona artı yük diyoruz falan. Ne etti? 12-12, 24 tane madde parçacığı var. Bir de kuvvet taşıyıcı parçacıklar var. Yani bu arasındaki kuvveti oluşturan, onlara da parçacık diyoruz. Mesela foton bir parçacık. Çünkü bir elektronla pozitron arasında kuvvet taşıyor falan. Bu kuvvet taşıma meselesini şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela bir sandalda iki insan birbirine top atıyor. Tabii top birine değdikçe sandal biraz geriye gidiyor. Böylece kuvveti iletmiş oluyor gibi. Analoji yaparsak. Şimdi bu işler için milyarlarca euro harcanıyor. Mesela LHC için, bu büyük hadron çarpıştırıcısı için 9 milyar falan harcanıyor. Gerçi bir savaş uçağıyla kıyaslayınca hiçbir şey değil ama büyük bir uğraş tabii. Binlerce fizikçi çalışıyor. Benim çalıştığım deneyde gördüğünüz burada şey var mı? Sopa falan. Neyse. Şu gördüğünüz bina mesela 5 katlı bir bina. Detektörü oraya koyarsanız CERN'deki 40 numaralı bina. Bu arada bunların videolarını YouTube'a koydum. İsterseniz bakabilirsiniz Kerem Can Koçak diye. Ve tabii bu detektörlerin böyle hermetik olması lazım. Yani içinde protonlar çarpışıyor ya. Oradan kaçan yeni parçacıkları tutmak lazım. Genelde bütün modern detektörler bu şekilde. İşte bu LHC hızlandırıcısının üstünde 4 tane deney var. Biri CMS, benim çalıştığım deney. Atlas, başka Türk grupları da çalışıyor Atlas'ta. Bu iki büyük deney bu tip soruları sormak için hazırlanmış. ALICE ve LHCb deneyleri daha çok işte ağır kurşun atomlarını, iyonlarını, kuark-gluon plazmaları araştırmak için tasarlanmış deney. Mesela benim çalıştığım bu CMS deneyi şöyle, dediğim gibi 4000 kişi çalışıyor. İçinde protonlar çarpışıyor. Önce iz bulucu detektörler var, etrafında kalorimetreler var, parçacıkların izlerini ölçmek için. Bütün bunlar bir solenoidin, bir mıknatısın içinde. Çünkü yüklü parçacıklar bükülüyor. O bükülme eğrilerinden momentumları hesaplanıyor. Momentum ve enerjisini bilirseniz kütlesini bilebilirsiniz falan filan. En dışta da miyon detektörleri var. Miyon da elektron... ...3000'den fazla demişiz ama 4000 ülkeye yakın. Şimdi bu aslında 50 ülkeye yakın 181-200 üniversitenin üye olduğu deneyler. Şimdi buna rağmen 2012 yılında Higgs bulunduğu zaman işte Bilkent Üniversitesi rektörü Higgs ne işimize yarayacak? Boşuna şey yapıyoruz.